Adana'da parkta arkadaşıyla fotoğraf çektiren bir genç bıçaklı saldırıya uğramış, öldürülmüştü. Kan donduran olayın ardından zanlılar yakalandı ama biri serbest bırakıldı. Duruma tepki gösteren acılı baba, "Oğlum suçsuz yere öldürüldü, o dışarıda geziyor, ciğerim yanıyor," diyor. Katil zanlısının bir tanesi asıl sebep olan serbest bırakılmış. Bu nasıl bir adalettir ben anlamıyorum. Yüreği yanıyordu. Gözü gibi bakıp büyüttüğü oğlu suçsuz yere öldürülmüştü. Üstelik zanlılardan birinin serbest bırakılmış olması içini daha da yakıyordu. Benim 17 yaşındaki oğlumu psikopatların, bir hapçıların kurbanı oluyor. Boya yaptığı binada hala oğlunun iş kıyafetlerini ve ayakkabısını saklayan acılı baba duruma böyle isyan etti. Katil zanlısının bir tanesi asıl sebep olan serbest bırakılmış. Bu nasıl bir adalettir ben anlamıyorum. Akıllara durgunluk veren olay Adana'da yaşanmıştı. Burası bizim mekanımız, burada fotoğraf çektiremezsin diye sataşmışlar. Parkta fotoğraf çektiren 17 yaşındaki Muhammed Furkan'ı bıçaklamışlardı. Saat 2.30 gibi yanımdan ayrıldı, gitti. Arkadaşıyla parkta resim çekilirken bu şahıslar geliyorlar, sataşıyorlar. Biz buranın Allah'ıyız, buralar bizden sorulur, bizdenizisi burada resim çekemezsiniz deyip ahkam kesmişler. Üstelik saldırganlar da daha çocuktu. Çocuk eşkıyalar Muhammed'i göğsünden, arkadaşı İlyas'ı da sırtından bıçaklayıp kaçmışlardı. Elinin burasına bıçağı saklayarak hazırlığını yapıp geliyor. Geri gelmez oğlumun kalbinin altına bıçağı saplıyor. Çocuk zanlılar kısa sürede yakalanmış, bıçağına davranan MS tutuklanmış, AT serbest bırakılmıştı. Ama babanın iddiasına göre asıl oğlunu bıçaklayan serbest bırakılmıştı. Yüreği yanan baba, "Bu durum zoruma gidiyor," diyerek tepkisini dile getirdi. Bunlar gerekli, en büyük cezayı aldırmaya, kanımın son damlasına kadar bunun için uğraşacağım.